Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Söz Hakkı ile karşınızdayız efendim. Her salı olduğu gibi, her salı akşamı olduğu gibi yine bu hafta da sizlere konuk oluyoruz. Ankara stüdyolarımıza çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Türkiye Kamu Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Bürosen Genel Başkanımız Sayın Türkeş Güney. Stüdyo konuğumuz Sayın Başkanım, hoş geldiniz Çok efendim. teşekkür ederiz Gökhan Bey. Sağ olun efendim. Bize bu imkanı veren Bengü Türk Televizyonumuza, yayında emeği geçen arkadaşlarımıza, sizlere, ekranın başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi Çok teşekkür yayınlar ederim. diliyoruz Sağ efendim. olunuz efendim. Bu yoğunluk arasında bizleri kırmayıp geldiniz. Hakikaten geride bıraktığımız günler Evet. önemli günlerdi. Özellikle toplu sözleşme ikramiyesi Evet. bakımından onunla izninizle başlamak isterim. İnşallah. Konuşacağımız çok konu başlığı var Evet, ama evet. şimdi geçeyim. Anayasa Mahkemesi kararı vardı Evet. başkanım. Siz uzun aylardır Sayın Genel Başkan Önder Karaci, Evet. diğer genel başkanlarımız ve toplu sözleşmeden sorumlu genel Evet. başkan yardımcısı olarak gece gündüz demeden yetkili mercilerin hemen hemen her gün kapılarını Evet. aşındırarak bunun memurun hakkı olduğunu, toplu sözleşmeyle bağtlandığını ifade ettiniz ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi Evet. gerektiğini söylediniz ve geçtiğimiz günlerde sabah gün ağrırken Evet. büyük bir Evet. mücadelenin sonucunu elde Evet. ettiniz. Buyurun oradan başlayalım. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Ne zaman çıkmıştır? Evet. Kim çıkarmıştır bunu? Onu açıklamamız faydalı olur. Tabii. Türkiye Kamu Sen'in yetkili olduğu 2005 yılında, o zamanki adı toplu görüşme, şimdi toplu sözleşme. Toplu görüşmede Türkiye Kamu Sen diyor ki, sendika üyesi olan memurlardan kesinti yapılıyor. Evet. Hem sendikaya üye oluyorlar, sendikal mücadele veriyorlar. Henüz de memur sendikacılığı yeni emekleme aşamasında. Bir Evet. yandan memur sendikacılığının gelişmesi, diğer yandan maaşlarından sendika kesintisi yapılan memurların zararlarını, kayıplarını karşılamak üzere, ama genel çerçevede de sendika üyesi olan memurla sendika üyesi olmayan memur arasında bir fark olsun anlayışıyla Türkiye Kamu Sen yetkili olduğu 2005 yılında Evet. o zamanki tutarı 5 lira. 5 lira olarak hayata geçmişti. Ancak o zaman da bugünkü gibi ya, her şeye hayır diyen bir muhalefet partisi var. Memurun 3 lirasına 5 lirasına göz diken bir muhalefet partisi var. 2009 yılında da ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesiyle Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Evet. 4 ay sonra tekrar Türkiye Kamu Sen'in gayretleriyle toplu sözleşme, toplu görüşme kazanımı olan toplu sözleşme ve ikramiyesine geri kavuştuk. Evet. Yıllar yılı takip etti. Bu bir gösterge rakamına bağlandı. Toplu sözleşmenin de bir kazanımı olarak kayıtlarda yer aldı. Evet. Ancak yine ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesiyle geçtiğimiz yılın başlarında Anayasa Mahkemesi toplu sözleşme ikramiyesini tekrar iptal etti. Biz yeni haklar alma peşindeyken, yeni haklar alalım derken en önemli vazifemiz de toplu sözleşme kazanımlarımızdan asla geriye gitmemek. Tabii. Yani buna müsaade etmeyiz dedik. Sayın Çalışma Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız burada dedi, memur, sendika üyesi olan memurlar mağdur olmuştur. Biz bunu vereceğiz geri. Biz de Türkiye Kamu Sen olarak gerek Çalışma Bakanımıza gerek Cumhurbaşkanımıza o beyanları için teşekkür ettik, ama takipçisiydik de bunun mutlaka bir an önce hayata geçmesi için. Çalışma Bakanlığımız bununla ilgili çalışmalarını hazırlamıştı. Evet. Ben Salı günü meclise gitmiştim. Farklı bir torba yasa vardı. 55 kanundan mütevellit. Vergi kanunları ağırlıklı ama içinde memurları ilgilendiren iki madde vardı. Memur emeklisini ve maliye çalışanlarını ilgilendiren. Toplu sözleşme ile ilgili düzenlemeyi de önümüzdeki hafta pazartesi veya salı bekliyorduk. Evet. Bakanlığın böyle göndereceğini şey yapıyorduk, öngörüyorduk. Bütçe Plan Komisyonu'nda 55 maddeden mütevellit torba yasa görüşülürken biz de Türkiye Kamu Sen olarak iki madde üzerinde söz almak üzere meclise gittik. Neydi iki madde? Birincisi, denetime çıkan maliye çalışanlarına biz Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kayıt dışıyla mücadele edeceğim, maliyecileri sahaya süreceğim beyanlarını olumlu karşıladık, destekledik. Ancak cumartesi, pazar, bayram, seyran olmadan
bunları dinlemeden görev yapan maliye çalışanlarına da bir fazla mesai ücreti istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu da bu torba yasada yer almıştı ama miktar olarak bizim öngördüğümüz değildi. Düşük oldu. Bunun üzerinde söz alalım. Bu konuları dile getirelim. Diğeri de en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkıyor. Bu madde de o torba yasadaydı. Orada da Temmuz 22 2023 ayından beri mağdur edilen bir kitle var. Memur emeklileri. Onların durumlarını anlatalım diye ben meclise gitmiştim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu görüşmeler devam ederken saat zannediyorum 11'e doğru bir haber geldi. Dediler ki bunu anlatmamız lazım Gökhan Bey. Niye anlatmamız lazım? O gün orada olmayanlar. Bu kanun teklifinin komisyondan geçmesinden sonra efendim hiçbir şeyde bir araya gelemeyen iki konfederasyon %1'de bir araya gelmişler. Meclisin kapısında yatmışlar. İşte şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Şimdi toplu sözleşmenin sürecini anlatayım da kim nerede yatmış, nasıl mücadele vermiş? O bunu diyen sosyal medya sendikacıları da iyi dinlesin. Evet. Sadece sosyal medyadan sendikacılık yapanlar da iyi dinlesin. Şimdi maliye memurlarını ilgilendiren bir madde var torba yasada. Memur emeklilerini söylememiz gereken bir şey var. İşte en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme var. Ama orada 3 tane sendika var. İşte Türkiye Kamusev var. Bizden sonra memur sen geldi. Bir de keski gördük orada. Başka sendika yoktu. Şimdi biz bu fazla mesai ve memur emeklilerin durumunu konuşacağız. Onu beklerken saat 11 gibi dediler ki toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili düzenleme meclise geldi. Biz de biraz tereddüt ettik ya bu pazartesi salı gelecekti ne oldu niye erken geldi doğru mu falan diye. Teyit ettiğimizde doğruymuş gelmiş meclise. 5 maddelik bir paket kanun. Ancak bir saat sonra bir haber geldi. Toplu sözleşme ikramiyesinin de içinde bulunduğu o 5 maddelik paket kanun teklifinin görüşülmesi Ekim ayına bırakıldı diye. Şimdi biz kaç aydır mücadele ediyoruz toplu sözleşme ikramiyesi çıksın diye. Ben bunu duyar duymaz teyit ettik bilgi doğru. Hemen Önder Başkanımızı aradım, Genel Başkanımızı aradım. Memur Sen'ce arkadaşlar vardı, onlar da Genel Başkanını aradılar. Bunun kabul edilemez olduğunu, mutlaka verilen sözlerin hayata geçmesini, meclis kapanmadığında bunun çözülmesini istedik. Gökhan Bey saat 11'den 3'e kadar, gece 3'e kadar. Genel Başkanımız telefonla, işte Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, biz de komisyonda Maliye Bakan Yardımcısı, komisyon üyeleri özellikle İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri. Bunlardan yardım istiyoruz. Bu düzenleme Ekim'e kalmasın. Bakın ciddi. Bir de biz sahaya söz verdik. Tabii. Düzenleme geliyor dedik. Yalancı durumuna da düşeceğiz. Saat gece 3'te nihayet mutabakat sağlandı. O 5 maddenin 4'ü Ekim ayına bırakıldı. Bir madde gece 3'te komisyonda imzaya açıldı. 03.39'da da kabul edildi. Ama biz bununla ilgili saat 11'den gece 3'e kadar Genel Başkanımız Önder Bey telefonda çok ciddi bir mücadele verdik. Niye? Toplu sözleşme ikramiyesi Ekim'e kalmasın. Memurlarımız mağdur olmasın. Tabii. Nihayetinde bu kanun teklifi 03.39'da geçtiğinde bir oh dedik, bir rahatladık yani. Onu da o saatte paylaştım. Şimdi o gün Bütçe Plan Komisyonu'nda biz olmasaydık, aynen. O mücadeleyi vermeseydik, ne olacaktı başkanım? Bugün toplu sözleşme ikramiyesi Ekim ayına kalmıştı. Efendim baraj var. Kardeşim kanun teklifini düzenleyen biz miyiz? Kanun teklifini düzenleyen Çalışma Bakanlığı. Bizim o gün bir tane derdimiz vardı. Toplu sözleşme ikramiyesi Ekim'e kalmasın. Meclis kapanmadan bu ay içinde kanunlasın. Çok şükür onu hayata geçirdik. Ama sendikalarla ilgili de şunu söylememiz lazım. 4688 sayılı yasamız var. Memur sendikacılığının
usul ve esaslarını düzenliyor. Evet. Bunun yürütülmesinden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu. Şimdi Çalışma Bakanlığı her sene Temmuz ayında sendikaların üye sayısını açıklıyor tebliğle. 5 Temmuz'da açıklamış, Temmuz ayında. Şimdi Gökhan Bey, 300 tane sendika var. Evet. 300 tane sendika var. Efendim, 15 üyesi olan sendika var Türkiye çapında. Efendim 41 üyesi olan, 8 üyesi olan sendika var. Şimdi bu kadar parçalı, küçük, zayıf, sendikal bir anlayışla memurların hakkını arayabilir misiniz? Zannediyorum mümkün. Çalışma Bakanlığı bu barajı bunun için güçlü ve büyük sendikacılık olsun. Bizim Türkiye Kamu Seninde dediği o. Evet. Bu alan disipline edilsin, güçlü ve büyük sendikacılık olsun. Şimdi Almanya'da 3,5 milyon memur var, bir tane sendika var. Fransa'da 3 tane sendika var, İngiltere'de 5 tane sendika var. Onlar daha mı az demokratik, bizden daha mı az demokratik? Baraj da sadece sendikacılıkta mı var? Bak işçi sendikalarında %1 baraj var. Evet. Bugün ana muhalefet partisi şeyden kürsüden bağırıyor baraj baraj diye ama siyasi partilerde %7 baraj var. Tabii. Hem hazine yardımında hem ülke genelinde. Aynen. Cumhurbaşkanlığında %50+1 baraj var. Onun için biz bu alanın disipline edilmesini istiyoruz. Bu parçalı, küçük, zayıf sendikalarla, sendikacılık anlayışıyla memurun hakkı aranmaz diyoruz. Bu arkadaşlara da tavsiyemiz, bağırıp çağıracaklarına, o gün bu ikramiyenin hayata geçmesinde emeği olan evet. Türkiye Kamu Sen ve hakkını yemeyelim Memur Sen deki arkadaşlara teşekkür etsinler. Evet. Biz o gün Bütçe Plan Komisyonu'nda olmasaydık bugün bu kanun yürürlüğe girmezdi, ekime kalırdı. O mücadele memurlarımız da mağdur olurdu. Tamam. Onun başkanım için, bu arada bir hatırlatma yapayım. Yazan izleyicilerimiz var. Sesteceydi. Ankara'da çok rahmet yağıyor diyelim. Yani inanılmaz da bir evet, yağmur. Evet. Hayırlı başladı. Rahmetler olsun. Biraz evet onun sesi yayına yansıyor olabilir. Onu da ifade etmiş olalım. Çok çok da selamlar var. Türkiye Marsel Genel Başkanımız Zafer Çelik selamlarını göndermişler. Tekirdağ'dan Fatih Başkan, Fatih Soytun selamlarını. Hüseyin Tuncer Deniz'den. Ömer Özgüven Başkanımız Van'dan selamlarını göndermiş. Adalet çalışanı kardeşimiz, arkadaşımız sevgili Bekir Tuğ. Hasan Başkanım hepsi selamlarını göndermişler başkanım. Hepsine aleykümselam. Başkanım gün ağarıncaya kadar mücadele evet, ettiniz evet. ve Ekim ayına kalmadan evet. sorun çözüldü ama burada Türkiye Kamu Sen, Türkiye Eş Güney hakikaten çok önemli bir irade ortaya evet. koydu aslında. Belki bunun altını iyi çizmek lazım. İnşallah. Buyurun neler söylemek şimdi istersiniz? Gökhan Bey biz bize inanan, güvenen, sendikamıza üye olan üyelerimiz de hedef kitlemiz memurlara bugüne kadar pişmanlık duyacağımız, nedamet duyacağımız hiçbir hareketimiz olmaz. Hı hı. Bizim bütün amacımız devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Evet. Ama memurun da statü hukukuna uygun bir maaşı. Ancak bu yeterli mi? Yeterli değil. Emeklilikte de memur emekli maaşlarında ciddi sorun var. Mutlaka bunun da düzeltilmesi lazım. Evet. İşte Türkiye Kamu Sen yeni kamu personel rejiminde ne diyor? Liyakat esas alınsın. Liyakat. Devlete sadakat esas alınsın. Kesinlikle. Bu paralel yapılardan çok çektik. Bugün adı FET oluyor, yarın MET oluyor. Bunların yerine devlet memurları anayasaya ve kanunlara sadakat dediğimiz devlete sadakat duysun. Diğer yandan statü hukuku. Kadrolu devlet memurluğu. Bugün 33 tane sözleşmeli memur şeyi vardı. Sözleşmeliye kadroyu verirken. Diğer yandan görevde ve emeklilikte statü hukukuna uygun bir refah seviyesi istiyoruz. Özellikle memur emekli maaşlarında Temmuz 2023'te başlayan ilave ek ödemenin yansıtılmaması nedeniyle ciddi sorun var. Bunun düzeltilmesi lazım. Bir an önce. Evet. Başkanım belki de gerçekten müthiş bir yağmur var Ankara'da. Hayırlı yağmurlar olsun. İnşallah bir afet durumuyla karşılaşmayız. Evet. Temennimiz olsun yani. Başkanım tabii tasarruf tedbirleri üzerine belki biraz konuşmamız evet. lazım. En önemli top sözleşme ikramiyesi zaten memurun hakkıydı.
Araya bir tabii zaman girdi ama tekrar kazandınız. Şükürler olsun, hiçbir problem yok. Evet. Tasarruf tedbirlerinde de Gökhan özellikle Bey. Özellikle servis konusunda bakıyorum. Evet, servis hizmeti de bir toplu sözleşme kazanımı. Servis hizmeti de toplu sözleşme kazanımı ve kanun niteliğinde. Tasarruf tedbirleri genelgesi de ikinci mevzuat. Evet. Siz kanun hükmündeki bir düzenlemeyi ikinci yıl mevzuatla kaldıramazsınız. Bir kere usul yönünden hatalı. Tamam. Tabii. Diğer yandan tasarruf israftan olur. Memurun servisi, giyim yardımı israf değildir. Evet. Biz hemen Danıştay 12. Dairede dava açtık. Bir defa usulden aykırı kanunu düzenlemeyi siz ikinci yıl mevzuatla mülga edemezsiniz. Diğer yandan kurumlara da dedik ki tasarruf tedbirlerini dikkate alıp da personelinizi mağdur etmeyin. Birçok kurumumuzla Allah'a şükür ihale süreci Aralık ayına kadar servis devam edecek. Biz de inanıyoruz ki Danıştay 12. Daire bir an evvel bu konuyla ilgili kararı verir. %100 de yürütmeyi durdurma bekliyoruz. 12. Daire'ye de seslenelim de. Evet. Bir an evvel bu konuyu ele alsın. Karar verirsin değil mi başkanım? Evet. Bu konuda sorun yaşayan birkaç kurumumuz var. Bazı kurumlar ara tedbir olarak otobüs kartı verdiler. Servis hizmetinin yerini tutmaz ama. Servis hizmeti geri gelene kadar otobüs kartı verdiler. Bunlardan bir tanesi Devlet Malzeme Ofisi, Maliye Bakanlığı. Her ikisinin de yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Hı hı. Diğeri sorun yaşadığımız kurum maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bürokratik ve yönetim kurulunun ihmali nedeniyle. Bakın orada bir destek hizmetleri daire başkanı vardı. Bizim toplantımızdan sonra görevden alınmış. Tasarruf genelgesi çıkalı 47 gün olmuş o günkü toplantıdaki tarih. Kamu kurumları arayışa geçmiş. Bazı kamu kurumları izin almışlar, ihalelerini yapmışlar. Bazıları otobüs kartı vermişler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış, 47 gün ense yatmış. Ya Allah'tan korkun dedim. Bak, örnek kurumlar var. Örnek kurumların yöneticilerine telefon açtık. Sayın Başkan'ın odasında kriz masası oluşturduk. Bu sendikanın görevi mi? Ama mağdur olan bizim insanımız. Aynen. Ancak bugün geldiğimiz noktada maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu servis hizmetinin tam da ihale onay aşamasında tasarruf tedbiri gelince ihaleyi durdurdu. Servis hizmetinin de süresi bitti. Arkadaşlarımız mağdur. Bak diyoruz ki örnek kurumlar var. Maliye kart veriyor. DMO kart veriyor. Siz de en azından otobüs kartı verin. Efendim otobüs kartı vereceğiz ama Ankara ile veremiyoruz. Niye? Servis verirken veriyordun da şimdi otobüs kartında niye? Sebep? Yani ya servis vermen hatalıydı. O yanlıştı. O yanlışsa bugünkü doğru. Bugünkü doğruysa dünkü yanlış. Ankara İl Müdürlüğü personelinin büyük bir kısmı da kurumda geçici görevle çalışıyor. İç içe geçmiş bir kurum. Buradan Sosyal Güvenlik Kurumu'na sesleniyoruz. Daha fazla da mağduriyet yaşatmayın. Ama Sosyal Güvenlik, Ankara Sosyal Güvenlik Başkanlık'taki il müdüründeki memurlara da şunu söylüyoruz. Türkiye'deki sosyal güvenlikçi kardeşlerimiz de duysun. Yetkili sendikanın yönetim kurulunda bir tane üyesi var, temsilcisi var. Bu yetkili sendikadan da bir açıklama bekliyoruz. Bu yönetim kurulu üyeniz servis hizmetiyle yönetim kurulunda nasıl mücadele etti? Sizin yönetim kurulu üyeniz. Burada yönetim kurulu imzalamazsa bir şey çıkmıyor. Bak Ankara yönetim kurulu imzalamadığı için veremiyorlar. Hı. Ankara ildeki memurları bundan dolayı mağdur ediyorlar. Biz de diyoruz ki yetkili sendikanın temsilcisine sen yönetim kurulunda bu servis hizmetiyle ilgili otobüs kartıyla ilgili ne söylüyorsun kardeşim? Bir hak arıyor musun ya? Memurun hakkını arıyor musun? Bir girişim var. Evet. Mı? Onun için yok efendim biz kokart takacağız 3600 isteyeceğiz. Yok efendim şuradan şuraya yürüyeceğiz. Şunu isteyeceğiz. 7. dönem toplu sözleşmede 3600 ile ilgili ihanet belgenizi daha önceki programlarda açıkladım. Evet. Üstüne basa basa söyledim. 7. dönem toplu sözleşmede yetkili sendika 3600 istememiştir.
istememiştir. Bugün memuru kandırmasınlar. Efendim kokart takacağız da yarım saat işe geç gideceğiz de şuradan şuraya yürüyeceğiz de. Keşke toplu sözleşmede 7. dönemde yapsaydınız bunları, biliyor musunuz? Değil mi? Onun için biz göreve geldiğimiz günden beri teşkilatımızda şunu söyledik. Faaliyetlerimizi kanun ve ahlaka uygun yapacağız. Kanunumuz ne? 4688 sayılı kanun. Ahlak dediğimiz, rakiplerimiz hakkında asla yalan söylemeyeceğiz. İftira atmayacağız. Elimizde bilgi belge olmadan hiç kimse hakkında bir görüş ifade etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı anlatacağız. Yapacağımız çalışmaları anlatacağız. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyeceğiz. Aynen. Ama bu rakibimiz olan yetkili sendikanın mensupları maalesef yalanı gerçek gibi Türk bürosunun üyeleri hakkında, temsilcileri hakkında aslı astarı olmayan yalanı, iftirayı çok rahat kullanabiliyorlar. Şimdi bizim dinimizde yalan günah, iftira atmak günah. Türk töresinde bunlar günah. Şimdi ben merak ediyorum ya, bunu yapanlar hangi dine mensup yani? İnanın şey yapıyorum. Biz şimdi Manisa'da bir tartışma yaşadık. Bizim orada bir ilçe nüfus müdürümüz var. Onu şikayet etmişler. İşte memurlara, sendikaya geç diyor falan filan. Öyle yapıda da bir insan değil. Biz de hatta ki bütün şeylere diyoruz ki, idareci olan yöneticilere, mümkünse sendika görevinizi bırakın. İdarecilikle sendikacılık bir şeyde olmaz. İkisi bir arada olmaz. Ancak yalan, iftira bunlarda gani. O iki kişiymiş onlar da o odada. Onlara da dedim ki ben, bakın bu yalan ve iftira olduğu ortaya çıkarsa bizim müdür hanım hakkındaki beyanlarınız, hukuk önünde hesabını sorarız. Yani müdür hanımı da kimseye yem etmeyiz. Efendim biz geldik, tutanak tutmuşlar. Odada iki kişiler, beş kişi tutanak tutmuş. Olmayan üç kişi, siz nerede gördünüz, ne zaman geldiniz? Onun için bu arkadaşlara söylüyoruz ya, iki üye için, üç üye için öbür dünyanızı yakmayın. Yalana, iftiraya meyletmeyin. Ha işte Giresun Gençlik Spor İl Müdürü. Gitmiş malum sendikaya resim vermiş. Onu da kendi sayfasında paylaşmış. Bu saatten sonra Giresun İl Müdürü'nün Türk Bürosu'nun temsilcileri ve üyeleriyle ilgili tesis edeceği her türlü işlem bizim için objektif değildir, tarafsız değildir ve yargıya konu olacaktır. Onu da takip ediyoruz. Evet. Dertliyiz valla Gökhan Bey. Konu nereden nereye geldi? Estağfurullah ya. Başkanım, biliyorum yani birçok alanda ki Türk Bürosu'nun tabii hizmet kolu olarak 54 yanılmıyorsam kurumdan oluşuyor. Evet, bir de ahlaksız bir yapıyla mücadele ediyoruz yani. Evet başkanım. Başkanım tabii belki en önemli başlıklardan birisi de mal müdürlüklerinin kapatılması. Evet. Defterdarlarımızın sorunları var. Size de selamlar evet. Olanlar da var. Belki o konuya da birkaç cümle değinmek isteriz. Şimdi yani maliyeci olmamız hasebiyle 37 yıllık maliyeciyim. Ben de önceki adı defterdarlık uzmanı, yeni adı muhasebe uzmanıyım. Evet. Şimdi Gökhan Bey, bizim mali anayasa dediğimiz 1050 sayılı yasa maliye personelini, maliye bakanlığını, kamu harcamaları üzerinde bir denetim yetkisi, vesayet yetkisi veriyordu. Maliye kamu harcamaları üzerinde 1050 sayılı kanundan gelen bir denetim yetkisi vardı. Ancak 2006 yılında 1050 sayılı yasa mülga oldu. 5018 sayılı Avrupa'dan tercüme bir kanun aldık. Evet. 5018'in özelliği bütün harcama süreçlerini harcama birimlerine bırakıyor. Evet. Maliye Bakanlığı'nın özellikle muhasebe birimlerinin harcamalar üzerinde işte 61. maddede 4 unsur var. Hak sahibinin kimliği, gerçekleştirme belgelerinin tamam olması, yetkililerin imzası, maddi hata. Yani evrakçı haline getirdi maliye memurlarını. Bu yönüyle de defterdarlığımız ve muhasebe birimlerimiz işlevini kaybetmeye başladı. Evet. Milli Emlak'ın çevre şehirciliğe bağlanmasıyla beraber özellikle Mal Müdürlüğü'nün çok önemli bir unsuru olan Milli Emlak'ın şeye bağlanmasıyla birlikte çevre şehirciliğe gerek defterdarlıklarımız gerek de mal müdürlüklerimiz işlevlerini büyük oranda yitirdi. Bunu niye söylüyoruz? Bugün kapanma dediğimiz olay aslında 2006'da 5018'in yürürlüğe girmesiyle beraber evet. Başlayan bir süreç. Hatırlarsanız zannediyorum 2007-2008'de tam tarihini şey yapamıyorum. Bizim üniversitelerde, özel bütçeli kurumlarda bütçe dairesi başkanlıklarımız vardı. İlk önce onlar kapatıldı. Evet. Şimdi mal müdürlükleri,
Şimdi biz elbette efendim mal müdürlüğü dursun, niye kapatıyorsunuz deyin diyor arkadaşlar ama biz Türkiye kamu sen olarak sorumlu sendikacıyız. Türk büro sen olarak sorumlu sendikacıyız. Mal müdürlüğü dursun diyeceğiz de mal müdürlüğünün işlevi kalmadı. Değil mi? Ancak bu işlem yapılırken usul yönünden itiraz ettiğimiz noktalar var. Birincisi, tasarruf tedbirleri kapsamında mal müdürlüğünü kapatıyoruz dediler. Mal müdürlüğünün kapatılmasında tasarruf olmaz. Bunlar ikisi yan yana gelmez. Hükümet konağındaki mal müdürlüğünün kime zararı var? Sonra memur devam ediyor. Buradan alıyorsunuz öbür tarafa ama memura maaş ödemeye devam. Tasarruf değil. İkincisi de koordinasyonda bir eksiklikler gördük. Maliye Bakanlığı'nın bu işlemi yaparken işte efendim kapatılan mal müdürlüğü personelden ilçede ikamet eden yerleşik düzene geçmiş oradan ayrılmak istemeyenler. Biz dedik ki bunlardan isteyenler talepleri halinde vergi dairelerinde görevlendirilsin. Maliyenin orada da vergi daireleri var. Şimdi Taşra Teşkilatı da artık tamamen Geri Dersi Başkanlığı'na bağlandı. Taşra'nın amiri Geri Dersi Başkanlığı. Ancak bizim Maliye Bakanlığımız kulağı tersten tuttu. Bütün personeli listesini gönderdi Geri Dersi'ne. Siz bunları dedi geçici görevlendirme yapın. Daha sonra istemeyenlerden dilekçe alalım, vazgeçenlerden onları istedikleri yere gönderelim. Şimdi bu arkadaşlar dilekçelerini verdiler. Bir an evvel de geçici görevin sonlanmasını bekliyorlar ama bu arkadaşlara da buradan bir şey söyleyelim, bilgi verelim daha doğrusu. Personel Genel Müdürlüğü şu an defterdarlık yeni adıyla muhasebe uzman yardımcılığı mülakat sınavları yapıyor. Bütün bürokratlar da komisyonlarda görevli. Önümüzdeki hafta Perşembe günü bitecekmiş mülakatlar. Evet. Ondan sonra bu dilekçeleri ivedilikle el alacaklar. İstemeyen hiç kimseyi de zoraki görevlendirme olmayacak. Tabii yıllardır siz mal müdürlüğünde çalışıyorsunuz Gökhan Bey, muhasebe biriminde çalışıyorsunuz. Sonra bir gün diyorlar ki mal müdürlüğünü kapattık, sizi de vergiden. Tabii kolay bir şey değil. Arkadaşlarımıza empati yapıyoruz, kolay bir şey değil. Burada mağdur olan bir kitle var Gökhan Bey, o da defterdarlarımız. Atanan defterdarlardan 3 yılını doldurmayanlar, şu anda Maliye Bakanlığı'na bağlı defterdarlıklar kapandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı defterdarlıklar kuruldu. Kapatılan defterdarlıklardaki defterdarlarımızın görev süresi de 1 Eylül'de bitecek. Öyle bunlar mi? Görevden alınırsa da 3 yılını doldurmayanlar araştırmacı olarak atanacaklar. Gökhan Bey çok tenzili bir rütbe var yani. Yani defterdar yapmışsınız siz, atamışsınız, statüsünü belirlemişsiniz ama idari bir işlem tasarruf ediyorsunuz, defterdarlıkları kapattık diyorsunuz. Evet. Sizi de çok aşağıda bir ünvana atıyorsunuz. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Maliye Bakanlığımızın atadığı defterdarların mağdur olmaması için bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi olur, kanun düzenleme mi olur? Bunların mutlaka özlük haklarına uygun bir kadroya atanmaları bu mağduriyeti önleyecek diye düşünüyoruz. Evet, buradan da bu çağrınızı iletmiş evet. Olalım başkanım. Başkanım tabii çok çok selamlar var. Selim Abalı selamlarını söylemiş. Recep Bey Balıkesir'den selam ve sevgilerini iletmiş. Bünyamin Piri kardeşimiz Kırşehir'den başkanıma selam ve sevgiler demiş. Biz de selamlarımızı iletelim kendilerine. Başkanım tabii başlıklar var. Şöyle bakıyorum bir 20-22 dakikamız daha var. Adalet Bakanlığı'nın bir banka promosyonu. Banka promosyonu evet, notlarımdan evet. Biri oydu. Buyurun evet. Başkanım neler söylemek evet, istersiniz? Evet şimdi biz Adalet Bakanlığı'na yetkili sendikayız. Kurum İdare Kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirdik. Banka promosyonu ihalesinin revize edilmesini istiyoruz. Bütün kurumlara yazı yazdık. Sadece Adalet Bakanlığı'na değil. Sebebi şu. Yüksek enflasyon nedeniyle bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce yapılan promosyon tutarları eridi gitti. Memura yapılan zamlarla beraber de memur maaşlarında bir yükselme var. Yani bankanın bankaya yatan parada da artış var. Biz mutlaka banka promosyon ihalelerinin yeniden revize edilmesini istiyoruz. Bu konuda da Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık. Adalet Bakanlığı 2 defa bankaya yazı yazmış. Ama üzülerek söylüyorum ve bunu Vakıflar Bankası'na yakıştıramıyorum. Bir kamu bankası devletimizin en önemli bakanlıklarından Adalet Bakanlığı'nın yazdığı yazıya cevap vermemiş. Yani ben bunu kabul etmek mümkün değil diye düşünüyorum.
Sayın Bakanımızdan randevu talep ettim. Kendisine konuyu arz edeceğim, inisiyatif almasını talep edeceğim. Aldığımız bilgiye bazı bürokratlar işte süresinde yapalım falan diyorlarmış. Bu promosyon ihalesinin 3 ay önceye alınması, 6 ay önceye alınması yüksek kar açıklayan bankalar açısından hiç önemli değil. Ama memurlarımızın ekonomik sıkıntıları var. Banka promosyon ihalesinin revize edilmesi lazım Gökhan Bey. Evet. Bu bir. İkincisi de bizim banka promosyon ihalelerinde yaşadığımız bir sorun var. Mevzuat yetersiz. İki tane başbakanlık genelgesi var. 2009-2011 tarihli. Ama sorunu çözmeye şey değil. Bu revizenin de bir sonu yok. Revize talebinin de bir sonu yok. Karşınızda evet. da ticari bir kuruluş var. Doğru. Biz diyoruz ki yeni bir mevzuat düzenlensin. Sayın Cumhurbaşkanlığına bu konuda yazı yazdık. Buradan da çağrıda bulunuyoruz. Banka promosyonuyla ilgili şu an mevzuat yetersiz. Yeni bir mevzuata ihtiyaç var. Burada da ne istiyoruz? Memura gelen zam oranında kıst banka promosyon istiyoruz. Bunu sözleşmeye koyalım. Bu revize talebinden biz kurtulalım. Bankalar da kurtulsun, kurumlar da kurtulsun. Yüksek enflasyon olan zamanlarda mutlaka kıst banka promosyon tutarı sözleşmeye konsun. Bunu ihalede şey yapalım, isteyelim. Memura gelen zam oranında memura kıst şey veresin. Banka promosyonu. Çünkü bu revizenin de bir sonu yok yani maalesef. Doğru. Başkanım tabii başlıklar var, selamlar. Çok... Kariyer uzmanlarda merkez taşıma ve ayrımıyla ilgili bir çalışmamız var. Notlarımızdan da evet, evet. Anadolu'yla değil mi? İsterseniz merkez. Onu söyleyelim. Buyurun lütfen. Bizim taşra atamalı dediğimiz uzmanlar var. Evet. İşte gelir uzmanı, vergi istihbarat uzmanı, mali hizmetler uzmanı, il göç uzmanı, ürün denetmeni, il planlama uzmanı, defterdarlık da adı muhasebe oldu, muhasebe uzmanı. Bunlar kariyer uzmanlar ancak maaş ve özlük hakları yönünden merkez uzmanlardan çok farklı. Biz de bunun tek çatı altında toplanmasını istiyoruz özlük hakları yönünden. Yine atamaları taşra olsun ama özlük hakları mutlaka merkez uzmanlarla aynı olsun. Bu amaçla hazırladığımız kanun teklifimizi şuradan da gösterelim. Evet. İnşallah en yakın zamanda ilgili kurum bürokratlarıyla paylaşacağız. Meclise de taşıyacağız. Bu konuda daha önceki görüşmemizde Sayın Gelir İdaresi Başkanımız Bekir Bayraktar bizleri umutlandıran bir söz söyledi. Başkanım bunu dedi yapalım, birlikte yapalım. Bunu hayata geçirelim. İnşallah diğer taşra uzmanlarıyla beraber gelir uzmanlarının da merkez taşra ayrımının kaldırılarak özlük hakları yönünden tek çatı altında toplanmasını mutlaka mücadelesini vereceğiz. Kolay bir şey değil ama mutlaka. Sayın GİP Başkanımızın bu konudaki beyanı bizi umutlandırdı. Başkanım, şimdi birçok yerden de mesaj geliyor bana çeşitli kurumlarda yaşanan sıkıntılardan evet. biri. Mesela ilginç olan bir şey, dikkatimi çekti, bir arkadaşımız göndermiş. Gümüşhane Şiran'da, KYK yurdunda evet. yaşanan işte bir izin talebi olan üyelerinize yönelik evet. Yurt müdürünün işte ana güçleri yetmez, siz 4B'lisiniz, nereye şikayet edersiniz? Yani çeşitli mobbing, baskı gibi şeyler. Arkadaşlar yazmışlar, ben bunu okumaya kalkarsam evet. hakikaten çok üzücü şeyler. Vallahi buradan Kredi Yurtlar Genel Müdürümüz Recep Ali Er'e seslenelim. Ciddi bir mobbing ve baskı Şiran, bahsediyor. Şiran'da yurt değil evet, mi? Evet. Evet. Maalesef Kredi Yurtlar Kurumu liyakat yönünden bağlandığı bakanlıktan öndeyken Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki sıkıntılar Kredi Yurtlar Kurumu'nu da etkiliyor. Biz Kredi Yurtlar Kurumu'nun idari ve mali özellik olmasını istiyoruz. Şimdi yurt müdürü atanıyor. Kredi Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er'in haberi yok. Onun için ben genel müdürümüze de hak veriyorum. Ama bu Şiran'dan mı yazmış arkadaş? Evet. Maalesef bazı birim amirleri liyakattan yoksun olduğu için ne dediğini bilmiyor, ne konuştuğunu bilmiyor. İşte şeydeki Giresun'daki il müdürü diyor ki bizim temsilcimizi niye farklı bir yere görevlendirdin diye sorunca o bana diyor biat edecek, önümde eğilecek diyor. Böyle bir idareci olur mu ya? Yani söyleyecek söz çok da aslında Bengü Türk televizyonuna zarar vermek istemiyoruz. Evet. Onun için o arkadaşlarımız haklı.
Ama ben Kredi Yurtlar Genel Müdürü'ne buradan seslendim. Ayrıca da ileteceğim. Mutlaka bunların ya biraz amire yakışır şekilde olması lazım ya. Başkanım, liyakat dediniz ya az önce. Evet. Bu kamu personeli ne kadar önemli olduğunu aslında. Çok önemli yani. Liyakat devletin temelidir. Kesinlikle. Yani. Başkanım, çok selam var. Hepsini okumakta zorlanıyorum ama. Şeyi de unutmayalım Gökhan Bey. Birinci dereceye gelen 3600. Şimdi tam onu diyor. Memur emekli 3600, maaşları, YHS'nin kaldırılması. Kamu mühendisleriyle ilgili. Buyurun Türk başkanım. Mühendisler Derneği ile çok önemli bir toplantı yaptık. Türkiye kamu sen olarak genel politikamızı belirledik. Şimdi şunu da ifade edelim. Kamu mühendislerinin olduğu sınıfın adı teknik hizmetler sınıfı. Teknik evet. hizmetler sınıfında da kamu mühendislerinin sorunları olduğu gibi teknik personelin de sorunları var. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı teknisyenler, teknikerler farklı maaş alıyor. Diğer kurumlardaki teknikerler, teknisyenler farklı maaş alıyor. Biz teknik hizmetler sınıfında kamu mühendislerinin de teknisyenlerin de teknik memurların da sorunlarını çözecek bir politika ürettik. İnşallah en yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Diğer yandan yeni kamu personel rejiminde biz mühendislik hizmetleri sınıfı ihlas edilmesini istiyoruz. Çünkü mühendislik bir meslek, önemli bir meslek. Teknik hizmetler sınıfını az önce saydım. İçinde çok sayıda farklı personel var. Aynen. Ama kamu mühendisleri çok önemli. Ülkemizin çok önemli projelerine imza atıyorlar. Biz yeni kamu personel rejiminde mutlaka mühendislik hizmetleri sınıfı ihlas edilmesini istiyoruz. Ama mevcut sistemde de onların durumunu düzeltecek çalışmalarımızı yaptık. Yakın zamanda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer paydaşlarımızla da çalışmaya devam ediyoruz o konudan. Kamu avukatları var. Evet. Bunlar bir zaman hakim savcıya eşitken maalesef hakim savcılara özel düzenleme, doktorlara özel düzenleme, yargı mensuplarına özel düzenleme. Ne oldu efendim? Kamu personel rejimi içinden çıkılmaz hale geldi. Mutlaka bugün talebi olmayan, sorunu olmayan hiçbir ünvan yok. Bütünleşik muhasebe sisteminden aldığım bir rakam var. 1154 tane ünvan var. Bütünleşiğin dışındaki kurumların ünvanları hariç. 1154 ünvanın 1154'ü de sorunlu ve talepleri var. Böyle bir kamu personel rejimi olmaz. Şimdi biz bir tarafı iyileştirmeye yapsak bir taraf bozulacak. Tabii. Onun için devletimize, hükümetimize de sesleniyoruz. Türk yüzyılında yeni bir kamu personel rejiminin mutlaka hayata geçmesi lazım. Türkiye kamu sen olarak biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Çalışmamızı dört başlık altında tamamladık. Liyakat, devlete sadakat, statü hukuku, görevde ve emeklilikte refah seviyesi. Bunların altlarını da dolduracağız. Genel çerçeveyi çizeceğiz. Eylül ayı gibi de bir kamuoyu evet, ciddi bir panelle bunları açıklayacağız. Evet. Gökhan Bey değinmediğimiz konu. Başkanım şöyle memur emeklerinden selamlar var. Meteoroloji çalışanlarının havacılık tazminatı 3 aylık inşallah bu ayın sonuna kadar ödenecek. İnşallah. Onlara da buradan müjde verelim. Memur emeklerinden selam var başkanım, bizi unutmayın diyorlar. Kim diyorlar? Memur emeklileri. Memur emekleri yani ben bütçe plan komisyonunda 14 saat mesai harcadım Gökhan Bey. Bakın saat 2'de gittim, sabaha karşı 4'te geldim. Ne için biliyor musun? Bir, maliyecilerin fazla mesai için 5 dakika konuşacağım. Bir de memur emekliler için 5 dakika. Orada bütçe plan komisyonu plan bütçe komisyonunda sivil toplum kuruluşlarına 5 dakika şey veriyorlar. Konuşma süresi veriyorlar. Ben onların durumunu konuştum, paylaştık. Burada vakit darlığından giremiyoruz. Ama memur emeklilerimiz Temmuz 2023'ten beri mağdur. Şimdi emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerden bir çalışma olduğunu ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki sadece memur emeklilerinde durum şey değil, vahamet değil Gökhan Bey. 2008'den sonra memur olanların maaşı da vahamet. Onlar da EYT nedeniyle ilk emeklisini verdi. 2008'den önce hemşire olan emekli oldu. Tahmin ediyorum 24-25 bin lira emekli maaşı var. Yeterli mi? Yetersiz zaten sıkıntılı. Ancak evet. 2008'den sonra hemşire olan, emekli olan da şu an 10 bin lira, 12.500 lira olacak emekli maaşı. Statü ne? Hemşire. Evet. Devlet memurları prim gün sayısı üzerinden emekli olmaz diyor. Statüsüyle emekli olur. Şube müdürü, şube müdürü olarak emekli olur. Öğretmen, öğretmen olarak emekli olur. Mühendis, mühendis olarak emekli olur.
Bunun da 2008 öncesi sonrası olmaz diyoruz. 5510 sayılı yasada 2008 öncesi ve sonrası ayrımı kaldırılarak kamu görevleri tek çatı altında toplanmalı. Aldığımız bütün ücret emekli kesimine tabi olmalı. Evet. Aylık bağlama oranları da yükseltilmeli. Bugün kayıt dışılık nerede? Devlet memurlarının sosyal güvenlik priminde. Aldığımız maaşın %60'ı emekli kesimine tabi değil. %40'ı tabi. Sosyal güvenliğin de gelirleri tartışılıyor. Gelin kardeşim paydaşlarla çalışın. Bakın birinci dereceye 3600 niye çözülemedi? Türkiye kamu seninle otursalardı, konuşsalardı bu sorun olmazdı. Biz bütün sorunlarda, YHS bak yıllardır tartışıyor, yazık günah orada mağdur olan arkadaşlarımız var. Gelin diyoruz, ya biz devletini, milletini seven insanlarız. Devletimize zarar vermek istemeyiz ama Şeyh Edebali ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Mutlaka memurumuzun da hakkını, hukukunu arayacağız. Birinci dereceye 3600'ü çözeceğiz Allah'ın izniyle. YHS'nin kaldırılmasını halledeceğiz. Memur emekli maaşlarına ilave ek ödeme yetmez. Ek ödemenin de sayılmasını mutlaka hayata geçireceğiz. Ama memurlara da buradan bir şey söylüyoruz. Önümüzdeki dönem yetki dönemi, toplu sözleşme dönemi. 7 dönem, 14 senedir bu mübareklere vermişsiniz. İşte sorunlardan geçilmiyor. Artık masada bir değişiklik yapalım. Türk memuru korkmaz. Bak hangi memura mobik yapıyorsa bizim WhatsApp hattımız var, bize iletsin. Bravo. Ben oraya gider gereğini yaparım yani. Evet, bunun da altını bir kez daha çizmiş olalım. Başkanım, vergi dilimlerine de belki bir... Evet, şeyde de, mecliste de onu dile getirdik. Çünkü ay geçtikçe evet, artık maaşa... Evet, biz Ocak ayında aldığımız maaşı Temmuz ayında almak istiyoruz. Evet. Temmuz'da aldığımızı da Aralık ayında almak istiyoruz. Vergi dilimleri nedeniyle zaten tartışılan enflasyon rakamları üzerinden yapılan zamlar da eriyip gidiyor Gökhan Bey. Mutlaka %15'e sabitlenmesi lazım. Vergide adalet, devlet memurları için vergide adalet, memurların vergi dilimi %15'e sabitlenmesi lazım. Evet. Bunu her yerde söylüyoruz. Genel Başkanımız Önder Bey de çok defa ifade ediyor. Evet. Diğer sendikalar da söylüyor. Buradan da Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e de söyleyelim. Kayıt dışılıkla mücadeleyi destekliyoruz. Sonuna kadar yanındayız. Kayıt dışılıkla mücadele. Ama devlet memurlarının vergi dilimini %15'e sabitleyelim. Çok alandan çok vergi alacağım, az alandan az diyor. Devlet memurlarının maaşı ortada yani. Evet, bravo. Başkanım, bir 7-8 dakikamız var. Tabii evet. Az önce söyledim, Türk Bürosu'nun 54 ayrı kurumda... 51. 51, özür diliyorum. 51 ayrı kurumda mücadele gösteriyor. Evet. Her birine... Evet. Koşmaya devam ediyor ki bu kurumlar her biri ülkemizin hakikaten bel kemiği. Merkezi kurumlar. Yönetim büro hizmet kolunda yani. Kesinlikle her biri ayrı ama az önce dediniz ya hani en ufak bir sıkıntı varsa lütfen biz oradayız yani. Biz oradayız. Evet. Türk Bürosu'nun üyesine, memuruna mobik yapacak adamın alnını karşılarız ya. Evet. Türk Eş Başkanı'nın ağzından bunu evet, bu ekranlardan yani, ifade etmiş olalım. Biz idarecilerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama herkes yetki, görev, sorumluluğunu bilecek. Ama kardeş. Liyakat. Evet, liyakatsızlığın zaten bunun temel sorunu liyakatsızlık. Bir de bu malum sendika var bizim hizmet kolumuzda. Tam da onu diyecektim. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'na Spor Bakanlığı'na da bir seslenmek istiyorum. Bakanlık kadrolarında yer alan müdürlerin kaç tanesi bu sendikanın üyesi? Hı hı. Biz ısrarla istiyoruz, vermiyorlar. Bengi Türk kanalından söyleyeyim. Bakanlık taşla teşkilatında yer alan müdürlerden kaç tanesi bu sendikanın üyesi? Bunlar tarafsız olabilir mi kardeşim ya? Personel müdürler hep bu sendikanın üyesi. Efendim memur izin istiyor. Sana izin veririm ama sen sendikanı değiştir. Efendim memur şuraya beni diyor, niye gönderdin diyor. Seni geri alırım ama sendikanı değiştir. Böyle bir anlayış olur mu ya? Yeter artık ya. Buna bir son verirsin ya. Bıktık artık bunlardan ya. Değil mi başkanım? Bu birçok programda zaten bunu ifade ediyorsunuz. Evet, yani hani dile getiriyorsunuz. Umarız bu konuda hani çeşitli adımlar atılır ama bilemiyorum nereye doğru gider. Tabii bir de Gökhan Bey, Türkiye Kamu Sen diğer sendikalara benzemez. Türkiye Kamu Sen'in ilkesi devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Bizim bütün teşkilatlarımızın bir kuruluş amacı vardır. Evet. Efendim bir araya gelelim de bir sendika kuralım. Bu anlayışla kurulmamıştır Türkiye Kamu Sen. Türkiye Kamu Sen'in misyonu az önce ifade ettim. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü genel ilke kabul ederek
memurların haklarını aramak. Bu hassasiyetler bizim dışımızda kimselere var mı? Maalesef yok. Şimdi Güneydoğu'da Hakkari'de kayyum atanmış. Demli milletvekili diyor ki kayyum atanan valiye, devletin valisine seni diyor bu sokaklarda gezdirirsek biz namerdiz diyor. Ya bunun hakkında hiç işlem yapılmayacak mı ya? İçişleri Bakanlığı'na, yetkili makamlara sesleniyoruz ya. Devlete meydan okuyor adam. Valisini evet. diyor sokaklarda gezdirirsek namerdiz. Biri çıkıyor diyor ki işte burası Kürdistan, buraya diyor statü verirsin. Biz de diyoruz ki ya Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Olmayacaktır. Hayali Kürdistan olanın mekanı kabristan olur. Onun için bu kutsal vatanda ekmeğini suyunu içen herkes, enflasyonu tartışırız. Hava yollarını, köprüleri hepsini tartışırız. Ama devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütününü tartışamayız. Çok üzülüyoruz. Özellikle 14-28 Mayıs'tan 31 Mart seçimlerinden sonra bölücülerde bir azma var. Yani alan mı açılıyor, müsaade mi ediliyor, biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için buradan tekrar Bengü Türk Televizyonu'ndan söylüyoruz. Bu kutsal vatanın adı, köyümüz, kentimiz, bölgemiz ne olursa olsun Türkiye'dir. Türkiye'de yaşayan herkesin ailesi, sülalesi, aşireti, kabilesi, kökeni ne olursa olsun müşterek adı Türk'tür. Bu gerçeği kabul etmeyenlerin, Türk gerçeğini kabul etmeyenlerin bu ülkede hiçbir hakları olamaz. Bu ülkede tek bayrak vardır, o da ay yıldızlı Türk bayrağıdır. Ülkemizin resmi dili Türkçedir. Herkes kendi arasında, evinde istediği lisanı konuşabilir. Ancak ülkemizde eğitim dili resmi dili Türkçedir. Eğitim Türkçe yapılır. Türkiye üniter bir devlettir. Hiç kimse bunu tartışamaz. Devlet, milletimiz devletine güveniyor, Cumhurbaşkanına güveniyor, Cumhur İttifakına güveniyor. Devletimizin bunlara fırsat vermeyeceğine inanıyor. Ancak 15 Temmuz gibi devletimiz bir riske girerse, Allah göstermesin, o zaman el mi yaman, bey mi yaman, Türk milleti bunlara gösterir. Onun için herkes haddini bilsin. Bravo. 85 milyon kardeşiz. Herkes anayasal eşitlik yönünden birinci sınıf vatandaş. Ama özellikle şununla da çok şeyiz. Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan, üniter devlet olarak kurulan devleti bugün Atatürk'ün partisiyiz diyenler, evet. yıkmak, parçalamakla uğraşanlarla işbirliği halinde. Bu acı bir tespit yani. Herkese de tartışmaya açız bunu yani. Başkanım demiştiniz ya bu demlenenler bir gemazıyı aldı dediniz. Evet, yani evet. bir şey var. Muhtemelen bir yerlerle işte kurdukları irtibatlar özellikle ne yazık ki ama siyaseten muhalefetle yani, kurdukları bağlar herhalde bu hale getiriyor bu söylemleri. İhanete prim verilmesi, ihanete prim verilmemesi, cesaretlendirilmemesi lazım. Evet. Bu toprakları biz kanla aldık. Alacaklarsa kılıç oynar, kanla veririz yani. Bravo başkanım. Manşet sözü bu olsun diyelim. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Ben Türkiye'de teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz Demokrasi evet. ve Milli Birlik günüydü. O vurgunuzu çok önemsiyorum. Estağfurullah. Yani, o gece bu milletin neler yaptığını evet, herhalde evet. çok iyi hatırlıyorlar. Yani herkes aklını başına alsın. Türk devleti, Türk milleti sahipsiz değil. Dediğim gibi milletimiz devletine, Cumhurbaşkanına, Cumhur İttifakına güveniyor. Devletimizin bunlara müsaade etmeyeceğine inanıyor. Ama Allah göstermesin aksi bir durum olursa 15 Temmuz gibi. O zaman Kürdistan neredir? Bölücübaşı Apo özgür müdür, özgür değil midir? Onu herkes görür yani. Kesinlikle. Bravo başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım yavaş yavaş sona geldik. Teşekkür ediyoruz Allah'a. Teşekkür razı. Ediyoruz. Kırmayıp geldiğiniz için. Verdiğiniz mücadele şey, için dokunmadığımız şey varsa. Yok benim notlarımda hemen hemen hepsi var başkanım. Hatta İSAK'ta özür diliyoruz ama mutlaka Türkiye İş Başkanı yakın zamanda. Tabii tabii inşallah. Ağır bir diş tedavisi görüyoruz. Buna rağmen evet, Manisa'da da şube başkanımızın düğününe gitmiştim. Gece geç, sabah erken, gece geç geldik. Sabah erken uçağıyla Ankara'ya, ayağımızın tozuyla da komisyona gittik. Niye? İşte maliye çalışanlarına fazla mesai istiyoruz. Tabii. Orada düzenlenen miktar az. En azından bir farkındalık yapalım, gidelim konuşalım. İşte en düşük emekli aylığı 12.500 lira oluyor ama memur emeklilerin maaşları o durumu anlatalım. 14 saat mesai yaptık. Ne için? 5 dakika konuşmak için. Benim kendi evlerinde yatanlar sosyal medyadan yazıyor. Benim baraj için biz meclisin önünde yatmışız.
Allah sizin gözünüz kör etsin. Siz de geleydiniz de mecliste, komisyonda yataydınız. Bir iki kelime etseydiniz ya. En azından bir şeyler söyleseydiniz. Bir şeyler söyleseydiniz ya. Doğru. Yani klavye sendikacılığı çok modern biliyorsunuz başkanım. Yani. Oradan yazıyorlar ama orta meydana gelince ne yazık ki onları görmek mümkün değil. Türkeş Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben Bengü Türk Televizyonu'ma sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiği için iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağolunuz efendim. Çalışmalarınıza sonsuz başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. Değerli izleyenler, söz hakkında bu hafta Türkiye Kamusen Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Bürosen Genel Başkanı Sayın Türkeş Güney ile birlikteydik. Kendisiyle hem çalışma hayatı gündemi hem de büro hizmet konusunda yaşanan sorunları, sıkıntıları değerlendirmeye gayret ettik ve bizlere ayrılan sürenin bu haftalıkta sonuna geldik efendim. Haftaya salı akşamı Bengü Türk ekranlarında söz hakkında yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.